Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları kazanım. Test 5 ile dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar birinci soru başlamadan önce kanalıma abone olur, videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler, hazırsak ilk sorumuzla dersimize başlayalım. Küp şeklindeki iki farklı kutu ayrıt uzunlukları aşağıda verilmiştir. Diğer genişlikleri aynı zaman bir rafı aralarında boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi yan yana konulmuş, üst tarafta 8 cm boşluk kalmak. Yukarıdaki verilenlere göre gençler, alttaki rafta kalan boşluk santimetredir. Benden soru işaretli olan yerin uzunluğunu istiyor. Gençler birinci rafa baktığımız zaman büyük küpün bir ayrıtı x artı 2. 1, 2, 3, 4 tane var. Bir de 8 santimetre boşluk var. Raf uzunluğu artı 8 olacak. Bu 4'ü içeri dağıtırsam gençler 4x artı 8 artı 8'den raf uzunluğu 4x artı 16 santimetredir. Alttaki rafa bakıyorum. Bir ayrıtı x eksi 2 olan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane raf var. O halde 6 çarpı x eksi 2 diyoruz. Küplerin toplam uzunluğu 6'yı içeri dağıtırsam 6x eksi 12 santimetre. Benden arkadaşlar soru işaretini istedi. Hadi ne yaparız? Rafın toplam uzunluğundan 6x eksi 12'yi çıkartırım. Soru işareti diyelim. 4x artı 16'dan 6x eksi 12'yi çıkartırken gençler mutlaka önce parantezli yazalım. Gençler arada eksi olduğu zaman bu eksiyi dağıtmayı unutmayacağız arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Parantezleri kaldırıp tekrar yazıyorum. İkinci sayıda, ikinci terimde her bir işaret değiştiriyorum. Eksi ile 6x'i çarparsam eksi 6x. Eksi ile eksiyi çarpıyorum. Artı 12 oldu. Buradan benzer terimleri toplarsam 4x eksi 6x daha eksi 2x 16 12 daha artı 28. Cevap şıklarında gençler eksi 2x artı 28'i bu şekliyle göremiyorum. Bakın ben burada değişim üzerinden faydalanırsam 28'i önce eksi 2x'i onun yanına yazabilirim. Bunu da nerede gördüm? B şıkkında işaretlerim. Evet devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Yukarıda 4 farklı karenin birleştirilmesiyle bir dikdörtgen bölge elde edilmiş. Gençler şekillerimizin her birisi kare. Kırmızı karelerden birinin artı bir birim ise oluşturan dikdörtgenin çevresini istiyor. Gençler bakın şunlar x artı 1. Burası da x artı 1. İkisini toplarsam x artı 2. Burada şu mavinin gençler bir kenarı x artı 2 oldu. Aynı şekilde bu kenarda kare olduğu için 2x artı 2'dir. Burası zaten x artı 1'di. Şimdi gençler o halde dikkat ederseniz bakın buradaki üçüncü büyük karemizin bir kenarını artık bulabilirim. Şu ikisinin toplamı kenara eşit olacak. X artı 1 ile 2x artı 2'yi topluyorum. Burada gösterelim. X artı 1 artı x artı. Ben dersem burası 3x artı 3'tür. Bir kare olduğu için artık burası da 3x artı 3 olur diyoruz. Bakın buradaki gençler kısa kenar yani şeklin kısa kenarı x artı 2 3x artı 3'ü toplarım. X artı 2 artı 3x artı 3. 5x artı 5 oldu. Ben bunu da istersek hemen şurada gösterelim. Alttaki karenin gençler bir kenarı 3x artı 5 ise bakın burası da 5x artı 5 ise burası da 5x artı 5'tir. O halde artık şeklimizin için buraya da 5x artı 5 dersem uzun kenar uzunluğu da 3x artı 5 ile 3x artı 3 ile 5x artı 5'i topluyorum. ...8x artı 8 oldu. Gençler 8x artı 8'i şöyle gösterelim.
Evet, artık gençler şeklimizin çevresini bulabiliriz. Çevrede arkadaşlar kısa kenarla uzun kenarı topluyorum. Kısa artı uzun kenar ile çarpıyorum. Normalde çevre eşittir 2 çarpı kısa kenarımız 5x artı 5'ti. Artı uzun kenarımız 8x artı 8. Parantez içine önce düzenlersem 5x 8x daha 13x 5 8 daha artı 13. İçeri dağıtırsak gençler 26x artı 26 olur. Çevre uzunu diyoruz. Bunu da 26 parantezinde toplarsam gençler 26 çarpı x artı 1'e de eşittir diyoruz. B şıkkında işaretliyoruz. Devam edelim. Üçüncü sorumuza geçelim. Bir ayrıt uzunluğu eksi 4 santimetre şeklindeki bir genişliği 5 santimetre olan kurdele ile yan yüzlerine bir kez. Mesela bakın yan yüzler zaten burası. Buradan bir kez geçiyor. Karşı taraftan da yine birer kez geçiyor. Tabanlarından gençler alt ve üst tabanlarından bak burada bu şekilde oluyor böyle artı şeklinde oluyor gençler. Tabanlarından iki kez geçecek şekilde süsleme yapılıyor. Buna göre kullanılan toplam bir yüzün alanı en az kaç santimetre karedir diye soruyor. Burası 5. Burası da 6x eksi 4. O halde sadece bir parçanın alanını bulalım. Çarpı 6x eksi 4. 5'i içeri dağıtırsam alan eşittir. 30x eksi 20. Gençler bir tanesinin alanı. Yanlarda gençler birer yüz, birer tane var. 2 karşılarında var 4 tane. 4 yanda var. Artı. Gençler 4 tane de. Bakın 2 yukarıda var. 2 de aşağıda var. 4 de alt ve üst tabanda var. Yani aslında bundan 8 tane var. Halde alanı, toplam alanı bulmak için 8'i çarpmam gerekiyor. 8 çarpı 30x eksi 20 diyorum. Buradan 8'i dağıtırsam 8'e 30 çarpıyorum. 40x eksi 8 kere 20 160. 240x eksi 160. B şıkkında doğru yanıt olur diyoruz. Devam edelim. Dördüncü sorumuza geçelim. Şekilde verilen karton bardakların birinin yüksekliği, yerden yüksekliği 5x eksi 2 santimetre olup bardakların iki tanesi iç içe geçirildiğinde bardakların yerden yüksekliği 6x eksi santimetre olmaktadır. Buna göre bu bardakların tanesi iç içe geçirilmesiyle oluşan yapının yerden yüksekliği kaç santimetre olur diye soruyor. Buradaki bir tanesinin yüksekliği 5x eksi 3. İkisi iç içe geçirildiği zaman yerden yükseklik 6x eksi 2. Gençler bakın buradaki iç içe geçti kısımdaki gençler şu yüksekliği bulabilmek için 6x eksi 2'den 5x eksi 3'ü çıkartırım. X eksi 2'den. Terimli olduğu için mutlaka parantezli düşünüyoruz. 5x eksi 3'ü çıkaracağız. Parantezleri yazarsam 6x eksi 2. Bu eksiyi de içeri dağıtıyorum. Eksi 5x artı 3'e döndü. 6x'ten 5x çıktı. X kaldı. Eksi 2 artı 3 da artı 1. Burası x artı 1'miş. Gençler toplam 10 tane var ama ben şöyle düşüneceğim. Buradaki aradaki farktan gençler bir tanesi 6 olacak. 9 tane bu farktan olacak. Yani 9 tane x artı 1 olacak. Madde sorumuzun yanıtını bulurken 9 çarpı x artı 1 diyor. En alttaki bardağın yüksekliği yani 5x eksi 3 olacak. Bunları düzenlersem 9'u da atalım. 9x artı 9 artı 5x eksi 3. X'leri toplarsam 14x 9 eksi 3 daha artı 6. 14x artı 6 olur yükseklik diyoruz. Toplam yükseklik ve C şıkkını işaretliyoruz. Beşinci sorumuza geçelim. ABCD ve BEFG birer kare'dir.
EF 2x-1 ve AB uzunluğu BE uzunluğunun 3 katıymış gençler. Buna göre yukarıda verilen, yanda verilen şeklin çevre uzunluğunu istiyor. Gençler bakın, küçük olan kare olduğuna göre burası 2x-1 ise BE de 2x-1'dir. AB'nin uzunluğu bunun 3 katı diyor gençler. Hadi AB uzunluğu çarpı BE'den 2x-1 ile 3'ü çarparsam 3'ü dağıtıyorum. 6x-3'tür. Evet. İşte bakın, şeklimizin tamamı çevresinde 2, 3 tane 6x-3 olacak. Bu halde çevre diyelim. Çarpı 6x-3 artı 2, 3 tane de gençler 2x-1 olacak. Bir de gençler şu CH uzunluğu olacak. Bunun için ne yaparım? Bakın buradaki büyük karenin bir kenarından küçük karenin bir kenara çıkartırım. Yani 6x-3'ten 2x-1'i çıkartırım. Burada parantezin içine eksiği dağıtırsam 6x-3 eksi 2x artı 1'e döndü. 6x'ten 2x 4x eksi 3 artı 1 daha eksi 2. Yani bir de ne yaparız? 4x eksi ekleriz. Çarpmaları yapacak olursam 8x eksi 9 artı dağıtıyorum eksi 3 artı 4x eksi 2. Benzer terimleri toplayalım. 18, 6 daha gençler 24, 4 daha 28x. Evet, eksi 3, eksi 9, eksi 3 daha eksi 12, eksi 2 daha eksi 14. 28x eksi 14 cevabını seçeneğinde işaretliyoruz. Devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Bir ürüne ait farklı peşinat, aylık taksitler ve taksit miktarlarına göre düzenlenen farklı iki seçenek aşağıdaki gibidir. Almak isteyen bir kişi ikinci seçeneği seçerek ve ikinci seçeneği daha uygun bularak ikinci seçeneği tercih etmiştir. Buna göre bu kişi bu ürünü cebirsel olarak kaç TL daha uygun fiyat almıştır? Yani birinciden daha uygun ne kadar uygun almıştır diye soruyor. İşte seçeneklerdeki tam tutarları bulalım. Seçenek diyorum. Bunun için x artı 50 peşinat var. Dört tane de taksitimiz var gençler ve bir taksit 2x artı 3. Hadi 4 çarpı x artı 3 toplam fiyatı verecek. Düzenleyerek parantezleri kaldırıp yazalım. x artı 50 4'ü dağıtırsam 8x artı 12. X 8x daha 9x. 50 12 daha 62. İkinci seçenekte tam tutar 9x artı 62. Seçeneğe giriyorum. x peşinat var. X artı. 6 tane x artı 5'lik taksitimiz var. 6 çarpı x artı 5. 6'yı dağıtırsam 2 artı 6x artı 30. Düzenlersem 8x artı 30 olur. İkinci seçenek. Aradaki farkı istiyor gençler. Zaten ikincisi daha uygundu. Madem ne yapıyorum ya? 9x artı 62'den fark diyelim. x artı 30'u çıkaracağım. Evet, buradan eksiği dağıtarak tekrar yazalım. 9x artı 62 eksi 8x eksi 30. Benzer terimler. 9x'ten 8x çıkardım. X kaldı. 62'den 30 çıkarıyorum. Artı 32. Evet, aradaki fark x artı 32 liradır diyoruz. B seçeneğine doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Gelelim 7. sorumuza geçelim. A eksi B çarpı C şeklinde işlem tanımlanıyor. Buna göre yukarıda tanımlanan işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi işte bakın A eksi B. Yani A'dan B'yi çıkarıyor. Daha sonra C ile çarpıyor. Yani ben burada 3x eksi 1'den A eksi 3'ü çıkaracağım ve 4 ile çarpacağım. Hadi 4 çarpı
içerisinde 3a eksi 1 eksi a eksi 3 şeklinde yazıyorum. Önce parantez içinde gençler şu eksiyi dağıtarak tekrar yazalım. Çarpı parantezleri kaldırıp yazıyorum. 3a eksi 1 eksiyi dağıtırsam eksi a artı 3'e döndü. Parantez içindeki benzer terimleri toplarsam 3a'dan a'yı çıkarıyorum. 2a eksi 1 artı 3 daha artı 2. 4'ü dağıtırsak gençler 8a artı 8 olur. Sorumuzun yanıtı A seçeneği doğru cevaptır diyoruz. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdaki tabloda iki farklı bilgisayara ait peşinat miktarları, taksit sayısı, taksit miktarı ve toplam ödenecek tutar verilmiştir. Göre TL cinsinden A marka bilgisayarda ödenen peşinat miktarı, B marka bilgisayara ödenen peşinat miktarından cebirsel olarak kaç lira fazladır diye soruyor. Ederseniz buradaki peşinat miktarları boş. Önce bunları elde edeceğiz. Ne vermiş gençler bize? Taksit sayısını, taksit miktarını ve toplam tutarı vermiş. O halde peşinatları bulabilmek için önce taksit tutarlarını bulacağım. A marka diyelim. 5 taksitimiz var ve 1 taksit gençler 3x artı 2. O halde taksit tutarı 5 çarpı 3x artı 2'den 5'i dağıtırsam x artı 10. Peşinatı bulabilmek için ne yaparım gençler? Toplam tutardan 15x artı 10'u çıkaracağım ve peşinatı bulacağım. Hadi peşinat eşittir 21x artı 8'den 5x artı 10'u çıkarıyorum. Eksiyi dağıtarak yazalım. 21x artı 8. Eksiyi dağıttığım zaman da eksi 15x eksi 10 oldu. 21x'ten 15x çıkarsa gençler 6x. 8'den 10 çıkarsa da eksi 2. Ve peşinat tutarı 6x eksi 2. Aynı şekilde B markaya bakalım. Taksit sayısı gençler 4. Taksit tutarı 2x eksi 2. 4'ü dağıtırsam 8x eksi 8 taksit tutarı. Taksitlerin toplam. Burada toplam tutar 2x artı 5'ti. Hadi peşinatı bulurken peşinat diyorum. Toplam 12x artı 2'den 8x artı 8'i çıkaracağım. Pardon 8x eksi 8'i çıkaracağız. Burada yine parantezleri kaldırıp eksiyi dağıtarak yazalım. Eksiyi dağıttığım zaman eksi 8x artı 8'e döndü. Ben dersem 12x'ten 8x çıktı. 4x ve de 8 topladım artı 10. Evet gençler bu da 4x artı 10. Benden A marka peşinat B markadan ne kadar fazladır dedi. O halde aradaki farkı bulmak için 6x eksi 2'den 4x artı 10'u çıkaracağım. Parantezleri ve eksi dağıtarak yazalım. Eksi 2. Eksiyi dağıtırsam eksi 4x eksi 10 oldu. Benzer terimler 6x'ten 4x çıktı 2x. Eksi 2 eksi 10 daha eksi 12. Evet, aradaki fark 2x eksi 12 olur diyoruz. Bunu da B şıkkında doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet gençler umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.